Evet, herkese Karatepe'den, Çorlu Karatepe'den ne diyelim? İyi günler dileyelim. Bugün 26 Eylül. Saatlerimiz de 15 civarı. Sesi de bir kontrol edersek. Bugün güzel bir buğday tarlasındayız. Buğdaylar biçilmiş. Hatta yeni yeni otlar çıkıyor. Trakya'nın en verimli toprakları denebilir. Kameranın hemen arkasında biliyorsunuz Karatepe taş ocakları. Benim de tam arkamda önce Büyükşehir Belediyesi'nin meşhur çöp bertaraf tesisi. Hemen onun arkasında da meşhur yine ekolojik enerji. İkisi yan yana maşallah öğütüyorlar. Yani mahkeme kararı vardı, ben onu söyleyeyim. Tırlar çatır çatır çalışıyor. Çöp getiriyorlar. Yani mahkeme kararı vardı burada çöp depolaması, işlenmesi Çorlu Belediyesi'nin müracaatı üzerine mahkeme kararıyla durdurulmuştu. Ama yok öyle bir şey. Yani belediye başkanım Sayın Ahmet Sarıkurt, geldik gördük. Kameranın arkasında Gülgün Hanım da var. Ve müthiş kokuyor. Yani özellikle şu anda rüzgar Karatepe'den esiyor. Buradan çöp tesisinin üzerinden tam karşıda Çorlu. Hemen işte Çorlu'nun Tekirdağ girişi. Sağ olsun yine Çorlu Belediyesi'nin ne o konut dışı kentsel gelişme alanı dediği sanayi tesisleri diyelim onlara da, küçük sanayi tesisleri. Ondan sonra konutlar başlıyor. Buradan kuş uçuşu zaten olsun olsun işte 1-200, zaten bunun ölçümleri de yapıldı. 1200 metre. Bugün biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak bir basın toplantısı yaptı. Gündemde bu tesis de vardı. Şöyle arkamı döneyim ki rüzgarı da arkaya alayım. Daha sesim rahat çıksın. Karatepe tesisinde tırlar ve hatta ilçe belediyelerinin küçük çöp kamyonları dahil getirip çöp döküyorlar. Bunu bir defa söyleyelim. Onun haricinde burası yılan hikayesi. Yıllar önce Büyükşehir Belediyesi maalesef Tekirdağ'da yaklaşık 7-8 yıldır çöp işini çözemedi. Bütün Tekirdağ'ın çöpünü çözemedi. En son Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak dedi ki 1,5 ay zamanımız kaldı. Bugün basın toplantısında da Ocak ayı itibariyle dedi Tekirdağ'ı büyük bir çevresel felaket bekliyor. Zor durumdayız. Çöp koyacak yerimiz yok. Süleymanpaşa'daki çöp döküm sahasında da 3. lot işte verdiydik vermediydik son dakika vermiyoruz demişler. Orada da tıkanmış. Bugün yapılan basın açıklamasında Süleymanpaşa'daki çöp döküm yerinde 1. lotta %300, yani 3 katı çöp var dediler. İkinci lotta da %150 dolmuş. Üçüncü lotta da yani üstüne ekliyorlar. Bana göre birazcık hiç kusura bakmasın başkanım. 7-8 yıldır Tekirdağ'ın çöp sorununa bir çözüm bulunamadı, bulunamıyor. Şimdi burada da Çorlu Belediyesi bu tesisin ÇED raporuyla sözleşme, PANAP'la, ama rüzgar şey olacak. Şöyle mikrofonu bu tarafa alıyorum ki uyuşmadığı için. Bunu ama orada basın toplantısında söylemiyorlar. Biz gitmedik, kasıtlı gitmedik. Onun da başka sebepleri var. Olsun, sıkıntı yok. Böcek tarla burası. Böceklerin içindeyiz. Ama verimli birinci sınıf tarım arazileri. Maalesef işte zehir soluyoruz. Şimdi burası, Çorlu Belediyesi neden itiraz etti? Ya tamam Gülgün Hanım, olabilir ya. Tamam olabilir. Büyük bir örümcek olabilir. Tamam üfleriz gider. Arazi burası. Yapacak bir şey yok ya. Tamam yapmayın lütfen. Bak dikkatimi dağıtıyorsunuz yani. Şu anda önemli bir konuya değiniyoruz. Tabii örümcek de olacak, böcek de olacak. Doğanın içindeyiz. Maalesef doğayı zehirliyor. Bak tır çıkıyor. İşte burada. Çöp taşıyan tır çıkıyor. Bu kapalı alanda hemen şurada çöpler geri dönüşümü, ayıklaması, işte enerjiye çevrilmesiyle ilgili tesisler var. Onun hemen arkasında çöp döküm sahası var. Gelirken gördük, kamyonlar, dozerler güzel güzel boşaltıyorlar. Herhangi bir durdurma falan yok. Onu söyleyeyim. Hani mahkemenin kararı var çünkü. Şimdi buraya neden Çorlu Belediyesi itiraz etti, mahkemeye gitti? Konuyu yakından takip eden gazetecilerden biriyim. Burada ilk başta bu inşaat başlarken gene buradaydım, gene yayın yaptım. Hiç kimsenin haber olmadan Büyükşehir Belediyesi geldi buraya bir inşaat başlattı. Sonra dedi ki ÇED gerekli değildir. İşte biz 80-100 ton, böyle çok küçük rakamlar, biliyorsunuz küçük rakamlar olunca da ÇED gerekli değildir kararı veriliyor. Onunla inşaat başladı.
Sonra dendi ki sade evsel atıkları PANAP özel bir firmayla sade evsel atıkları biz burada bertaraf edeceğiz. Team öyle olması lazım. Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyelerinin sade konutlardan çıkan çöpleri bertaraf etmesi gerekiyor. Yoksa sanayi fabrikalardan çıkan atıkları zaten burada hemen yanımızda ekolojik enerji var. Şöyle kamerayı az bu tarafa çevirirsek şurada ekolojik enerji maşallah o da güzel kokutuyor, güzel çalışıyor. Sanayi atıklarını orada bertaraf ediliyor. Ha bu çöp bertaraf edilmesin mi? Edilecek. Herkes kapısındaki kendi çöpünü bertaraf edecek ama bu çok bugünkü basın toplantısında soruldu. Bunlar öyle kolay tesisler değil. Yani milyonluk tesisler, çöp bertaraf işi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16 milyonluk şehirde bile 2 tane çöp bertaraf tesisi var. Öyle her ilçeye bir tane tesis kuralım gibi bir şey de yok. Dolayısıyla Tekirdağ'da bir, Süleymanpaşa'da bir çöp bertaraf tesisi var. Bir de Çorlu'da. Çorlu'nun dediler işte kuzey hattında Çerkezköy, Kapaklı, Ergene, Saray çöpü buraya. Diğer güney batı hattındaki işte Süleymanpaşa, Malkara, Ayrabolu, Şarköy çöpünde Süleymanpaşa. Eyvallah mantıklı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında günde 1200 ton çöp çıkıyor. Bunun 600 tonu her gün 600 ton. Yani 10 tonluk kamyondan hesap etseniz 60 kamyon yapıyor. Düşünün her gün buraya 10 tonluk 60 tane kamyon çöp getiriyor. Zaten yolu da yapmışlar. İlçe belediyeleri kendi çöplerini bir yerde topluyorlar. Sonra büyük tırlarla buraya aktarma yapılıyor. Burada ayıklanıyor. Tabii aslında çöp günümüzde kıymetli. Ama evsel çöpler. Yani plastik, cam, şişe bunlar her türlü çöp ayrıştırılıyor. Bu geri dönüşüme kazandırılıyor. Diğerleri de yakılarak yine bir enerji elde ediliyor. Ama en büyük sıkıntı büyük şey Çorlu Belediyesi'nin itirazı. Yorumlara da bakacağım ama telefonu tamam burada var. Yorumları da okuyalım çünkü insanları bilgilendirmemiz gerekiyor. Çorlu Belediyesi'nin iddiası ve gerçeği de çünkü mahkemeden döndü bu iş. Buraya fabrika sanayi atıklarını da bertaraf etme şeyi çıktı. Chat dosyasında listesi çıktı. Karar elimde. Dolayısıyla Çorlu Belediyesi de biz de bütün sivil toplum kuruluşları dedi ki ey büyükşehir biz böyle konuşmadık. Biz ne konuştuk? Buraya evsel atıklar burada bertaraf edilecekti. Ama siz döndünüz dolaştınız sanayi atıklarını da burada bertaraf etme gibi bir kelime oyunu, bir ayak oyunu döndü. Tabii neden biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Yani evsel atıklardan sanayi atıkları kadar güzel gelir elde edilmiyor. Sanayi atıklarından çok daha güzel para elde ediliyor. Evsel atıklardan 10 lira kazanıyorsanız, işin içine sanayi atıklarını koyarsanız iş 5 katına çıkıyor, 50 lira oluyor. Yani çöpün de bir bertarafının parası var. Fabrikalarda üretiliyor. Örnek veriyorum kumaş yıkama fabrikası, kumaş bilmem ne fabrikası. Oradan çıkan işte her türlü asitler, ne bileyim buna benzer zehirli doğaya bırakılamayacak atıklar. Diyor ki ben bunu bertaraf ederim ama bunun bir parası var, bedeli var. Fabrikada buradaki ekolojik enerjiye para ödüyor. Ekolojik enerji ismi o çünkü. Oradan hem bunu fabrikadan parasını alıyor hem de bertaraf ederek elektrik enerjisine ya da gaza çeviriyor. Şu gördüğünüz tanklarda da gaz depolaması için. Şimdi yanında öyle bir tesis var. Büyükşehir Belediyesi'nin sözleşme yaptığı yanılmıyorsam 26 yıllığına PANAP benim anladığım kadarıyla o da güzel bir kelime oyunu. Nasıl olsa kimse uyanmaz. Çorlu'dakiler de uyanmaz. Biz araya şu sanayi atıklarını da bir sıkıştıralım. Evet, Demirli Çöplüğü'nü şu an güneşte yansıyor. Göremiyorum ama Gülgün Hanım arkadan ikaz ediyor. Demirli Çöplüğü'ne de gittik. Orası ayrı bir felaket. Yaptık. Böyle bir de orası burası gibi de değil. Daha ağaçlık, daha ormanlık bir alan. Ama sonuçta şehrin yetkilileri, önde gelenleri burayı ve orayı tespit etmişler. Aslında bu çok daha geriye gidersek oraları da biliyorum. O zaman da gazeteciydim. Bu büyük şehir kurulmadan önce birlikler vardı. İşte belde belediyeleri, ilçe belediyeleri. Burada işte Sultanköy, ne bileyim Marmara Ereğlisi, işte Velimeşe, o zaman Ergene ilçe belediyesi yoktu. Belde belediyelerle beraber 12 tane belediye Çevre Bakanlığı'nın kanununa istinaden dediler ki herkes çöplüğünü yapacak, kuracak. Böyle her yere olmaz.
O zaman Çorlu Belediyesi bundan 10 yıl önce burayı belirledi. Çerkezköy Belediyesi bir yeri belirledi. Bir de Soğanpaşa Belediyesi merkezde oradaki kendi etrafındaki ilçe ve belde belediyeleriyle beraber 3 tane yer belirlenmişti. Tabii Çerkezköy'deki çöplüğün prosedürü tamamlanamadığı için orası iptal oldu. Büyükşehir oldu. Büyükşehir olunca bu 2 tane yer dediler ki 1/25.000'lik planlarda leke işlenmiş. Dolayısıyla biz 2 yerde yapıyoruz. Bir tane Soğanpaşa'da, bir tane de Çorlu'da. Hadi ona da tamam. Olması gereken o. Burada günde 300 ton çöp çıkıyor Çorlu'dan. Yani Çorlu'da 300 bin kişi yaşıyor. 1 kilodan hesaplasan 300 ton. Cemal Bey'in aslında yazdığı mesaja da cevap oluyor bu. Hani neden evet. istemiyorsunuz? Sadece Süleymanpaşa olsun. Ya, herkes kendi şimdi, ama öyle değil. Işte. Hemen onu söyleyelim. Bakın neden istemiyoruzun temel sebebi Büyükşehir Belediyesi ile sözleşmeyi yapan PANAP kazık attı. Yani konuşurken dediler ki burada sadece evsel atıkları bertaraf edeceğiz. Tesis burada kardeşim, prosedür burada. Sonra birden chat geldi. Çevre etki değerlendirme raporu. Bunlar prosedürleri var. Aa bir baktık sanayi atıkları da var. Burada sanayi atıkları da bertaraf ediliyor. Çorlu Belediyesi ve Çorlu'daki sivil toplum kuruluşu dedik. Bir dakika hop. O kadar değil. Çöp, evsel çöpleri bertaraf ediyorsunuz. Buyurun. Ama işin içine sanayi atıkları da giriyorsa onun altında başka şeyler var. Mahkemeye gidildi. Zaten adaletin kestiği parmak acımaz. Ama bunu öyle yansıtmıyorlar. Diyorlar ki Çorlu Belediyesi itiraz etti. Yok biz yandık eyvah. 1,5 aylık zamanımız kaldı. Biz ne yapacağız? Soğanpaşa'da işte 3. lotu vermiyor. Biz ne yapacağız? Vallahi onu zamanda düşünecektiniz. Burada sivil toplum kuruluşları, Çorlu, belediye, ticaret odası hep beraber bunun biliyorsunuz chat toplantısına da katıldık. O zamandan bu zamana itiraz var. Bakın zaten kuş uçuşu buradan görüyorsunuz. 1200 metre. Burada elimde notlar da var. Mahkemenin bilirkişiye dayanarak buraya böyle herkes kafasına göre bir karar vermiyor. Bilirkişi diyor ki git incele bakalım. Çorlu Belediyesi'nin böyle iddiaları var. Bilirkişi geliyor yerinde inceliyor. Ve diyor ki burada birkaç tane madde var. Birkaç tanesi şey madde. Mesela diyor ki yangın söndürme araçları tam yok. İşte diyor koku bertaraf ile ilgili 500 metre baz alınmış, oysa 2 kilometre olması lazım. Yani düzeltilebilir eksikler var. Onlara bir şey demiyorum. Düzeltilir. Ya koyarsın bir yangın söndürme aracı ki burada bak 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 siyah döküyor. Görüyor musunuz? Sarı damperli kaldırdı döküyor simsiyah. Belki de işte bir arıtma tesisinin çamuru. Şu anda bilmiyorum yaklaştırabilecek mi bilmiyorum. Ya çalışıyor çatır çatır döküyor işte. O evsel atık değil. Ya bir asfalt artığı ya da bir arıtma tesisinin çamuru. Yani en tehlikeli bertaraf edilecek. Bir de bunu doğaya döküyor. Görüyorsunuz işte. Ya daha ne söyleyelim biz? Çorlu Belediyesi'nin, Çorlu halkının karşı çıktığı buraya fabrika atıkları istemiyoruz. Olacaksa da zaten var bir tane tesis. Böyle ayak oyunlarıyla, kelime oyunlarıyla orada başka söyledik, burada başka söyledik deyip de kimse kimseyi kandırmasın. Konuyu yakından iyi takip ediyorum. Bu biliyorsunuz geçtiğimiz Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çok tartışıldı. Soğanpaşa Belediye Başkanı Sayın Cüneyt Yüksel'in bir cümlesi var. Ona katılmıyorum. Yani Çorlu Belediyesi'ne ve bize tabii hepimize. Yok dedi siz öyle değilsiniz dedi. Çorlu'da çöp istemiyorsunuz. Hani siz de burada sanki böyle çöp istemiyorsunuz da hepsini Soğanpaşa'ya göndermek için. Öyle bir şey yok. Herkes çöpünü bertaraf edecek. Kanunlar belli. 1/25.000'lik ölçek dediğimiz bu Trakya'da nerede ne yapılacağı belli. Lokasyonlar belli. 2 tane çöp döküm sahası ve bertaraf sahası var. Eyvallah. Olması gereken bu. Ama maalesef 7 yıldır bu işi beceremeyenler 7 yıldır çözemedi. Neden? İşte az önce söylediğim gibi bana göre PANAP'ın daha fazla para kazanmak adına buraya sanayi atıklarında bertaraf etmek istediğinden dolayı. Evsel atıksa buyurun ben de her gün 1 kiloda ben çöp üretiyorum. Ne olacak o çöp? Herkes çöptü ama burada bertaraf edilecek. Bilmiyorum. Uzun lafın kısası bu. Çorlu'dan da burada da günlük 600 ton çöp geliyormuş. Ama daha hala geliyor. Hemen arkada Çorlu manzarası görüyorsunuz açık havada. Ve buradan en ufak bir koku şu anda bu rüzgar. Hani biz geceleri kokuyor diyoruz ya. Koku nereden geliyor? Belki de buradan geliyor. Bak belki de demiyorum. %90 eğer bu rüzgarlar
Şu anda güneybatı anladığım kadarıyla güneybatıdan esiyorsa Çorlu'nun Çorlu da bu tesise göre biraz kuzeyde ve doğuda kalıyor. Buradan Çorlu'daki direkt binaların üzerine, pencereler, evlerin içine bu koku gidiyor. Felaket kokuyordu gelirken. Hatta biz daha aşağıda yayın yapacaktık. Dedik ki bu kokuda biz yayın yapamayız. Az daha gidelim, rüzgarı arkamıza alalım. Ve burada Karatepe'de bir ekilmiş tarlada böyle bir yayın yaptık. Bilmiyorum anlatabildim mi ama kimse kimseyi ne diyelim yanlış bilgi vermesin. Çorlu Belediyesi'nin. Çorlu Belediyesi'nin avukatı değilim. Çorlu halkının avukatı olabilirim. Gazetecilik yapıyorum. Hiç de beni ilgilendirmiyor. Bakıyoruz kararlara. Kim haklı, kim haksız. Bizim gördüğümüz kadarıyla. Ama bir de hani okuduğumuzu anlayabilecek kabiliyette, kapasitede bir insanız. Bir gazeteciyiz. Okuduğumuzu anlıyorsak chat raporuyla valilikte ne bileyim ben Büyükşehir Belediyesi ile bu işi yapacak PANAP şirket arasındaki sözleşme başka, chat raporu başka, niyet başka, söylenen başka olunca birileri de diyor ki ya biz de bu kadar inayi değiliz. Hani Çorlu Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi aynı siyasi parti içinde de o. Beni ilgilendirmiyor. Yani yok AK Parti. Çöp hepimizin sorunu. Yani bu Cumhuriyet Halk Partililerin, AK Partililerin siyasetin sorunu değil ki. Hepimizin sorunu. Dolayısıyla geldik yerinde. Bir kez daha görelim. Buradan dedik ki bir canlı yayın yapalım. Şöyle notlarıma bakayım. Çöp döküm alanında koku emisyonunu önleyecek ünitelerin kurulmadığı bu iddiada bilir kişinin yaptığı tespit ve mahkeme kararı. Mahkeme neden yürütmeyi durdurma ve çöp dökümünü diyor ki bunu yapamazsın buraya. İşte bu gerekçelerden dolayı. Ve diyor ki altında, hadi onu da hemen hızlıca okuyayım. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile PANAP Tekirdağ Enerji AŞ arasında yapılan sözleşmede tesise endüstriyel atık alınmayacağı açıkça belirttiği halde chat dosyasındaki bir tabloda endüstriyel atıkların kodlandığı, keza proje tanıtım dosyasında bulunması muhtemel fauna ve flora elemanlarının özel olarak korunmasını, güvence altına alınacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemlerin neler olduğu, nasıl uygun olabilecekleri hususunda yer verilmediği. Dediğim gibi düzeltilebilecek konular var. Bir kısmı düzeltilebilir ama siz buraya evsel atık değil de sanayi atıkları alacağız, onu da bertaraf ediyoruz diyecekseniz hop diyoruz, bir dakika, o kadar da değil. Dolayısıyla şimdi Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Kadir Albayrak tekrar uykularım kaçıyor diyor. 1,5 ay kaldı diyor. Yerimiz kalmadı diyor. Vallahi başkanım onu zamanda düşünecektin. O sözleşmeyi yaparken düşünecektin. Burada basın toplantısı yapıp da insanları, kamuoyunu lütfen yanlış bilgilendirmeyelim. Yani işte Çorlu Belediyesi itiraz etti de biz o yüzden şimdi Karatepe'ye çöp dökemiyoruz da işte yok burada da 3. lotu işte şöyle oldu da böyle oldu da. Vallahi o kadar değil. Saygı duyuyorum, ellerinizden öpüyorum ama lütfen halkı ve kamuoyunu doğru bilgilendirelim. Ben çok uzatmak istemiyorum. Zaten notlarda, olayda Karatepe çöp bertaraf tesisinde bu kadar. Ne olacak? Vallahi hızlıca chat dosyası yeniden yapılacak. Çok zor bir şey değil. Yeni bir chat dosyası yapacaksınız. Diyeceksiniz ki sadece evsel atıkları biz burada bertaraf edeceğiz. Başka herhangi bir sanayi atığı burada olmayacak diyeceksiniz. Buyurun dökün, buyurun bertaraf edin. Süleymanpaşa'daki demirli tesisi içinde vallahi onun altında bir siyasi gerekçe vardır yoktur bilemiyorum. Ama gittik gördük, gerçekten çok büyük bir orman vasfı olmasa da yemyeşil, işte böyle çalılık mı diyelim, 1 metre 2 metre ağaçların içinde bir vadiye dökülüyor. Ben orada çok üzüldüm, çok sızlandım. Yani gönül ister ki bu işi daha böyle çorak bir yere, bilmiyorum mesela bu Karatepe'nin arkasında taş ocaklarının çıktığı, boşalttığı devasa çukurlar var. Belki oralarda mı olur? Yani daha böyle ekilemeyen, yeşil olmayan, yani tabii bu coğrafyada maşallah Allah yaratmış öyle bir yer de yok ama istenirse bulunur. Gibi öyle bir yerde bertaraf edilse, tesis oraya kurulsa çok daha iyi olurdu. Ama bu tesisler milyonluk tesisler, çok kıymetli tesisler. Hemen bunu buradan işte bir tane de saraya kuralım, bir tane de Çerkezköy'e kuralım denecek işler değil. Bugüne kadar bir yol kat edildi. Bundan sonra da doğru adımlarla devam etmek gerekiyor.
kimseyi de bu işlere anlamaz, ya bilmez. Biz de bunu bir dosya kalemle uydururuz gibi gaflete düşmemek gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Döküm devam ediyor. En azından onu söyleyebilirim. Karatepe'den, Çorlu'dan bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese kokusuz, böyle nefes alabilecek bir yaşam alanı diliyorum. İnşallah bu tesiste bir an önce prosedürlerde gösterildiği gibi koku salmayacak filtreleriyle, ne diyeyim ona, ayrıştırmasıyla. Çünkü bu da bir ekonomik servet. Yani o Panap şirketi de 26 yıllığına bu işi ben bedava yaparım demiyor yani. O da buradan para kazanıyor. Taşımayı bile hepsini şirket yapıyor. Anlaşma öyle. Hadi çok uzattım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.